Siz altın masanın adayı kim olacak? Vallahi imkanı yoktur. Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'dur. Tabii. Neden Kılıçdaroğlu? Ben sana onu diyorum. Çünkü hepsinden daha kıdemli. İhtiyar insan tecrübesi vardır. Anlatabilir miyim sana? Ben onun için sana söylüyorum. Yani bunu kesin bil. Bence Mansur Yavaş olacak. Neden Mansur Yavaş? Yani hepsinden daha olumlu gözüküyor. Milletin gözüne sevimli bir insandır. Onların tercihi de odur. Zaten bayağıdır da ön safa atıyorlar. Çalışmaları da güzel yürütüyor. Bence o olur. Peki Mansur Yavaş aday olması halinde Mansur Yavaş'a oy verir misiniz? Düşünmem lazım. Yani Millet İttifakı'nı şu an vermeyi düşünmüyorum da son dakikaya kadar zamanımız var. Bakacağız o zamana kadar. Daha kararsızım. Bence Kemal Kılıçdaroğlu olur abi. Yani öyle gözüküyor. Son zamanlarda hep bunu dile getiriyor zaten. Yani yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum ama basiretli insanlar yok yani Millet İttifakı'nda. Yani oy verebileceğimiz böyle güçlü insanlar yok yani. Ülkeyi yönetebilecek kabiliyete sahip insanlar olduğunu düşünmüyorum. İşte bir alternatifsizlik var işte. Yani Kılıçdaroğlu olsa boştur. Diğerlerinde zaten herhalde o kapasite yok. Dışarıdan bir adam alırlarsa aralarında adam olmadıklarını teyit etmiş olurlar. Bana göre boş bir çalışma. Şu andaki Cumhurbaşkanı'ndan ben memnunum. Siz altılı masanın adayı kim olacak? İmamoğlu olacak abi. Ekrem İmamoğlu. Aynen. Neden İmamoğlu? Bilmem abi, olacak ya. Tahmin oydur abi. Siz altılı masanın adayı kim olacak? İnşallah Mansur Yavaş olur. Neden Mansur Yavaş? Diğerleri hiçbir şey yaramıyor. Yarın altılı masa adayını açıklayacak. Siz altılı masanın adayı kim bana olacak? Bana bir şey çıkmaz. Bir şey neden? Çıkmaz zaten. Öyle. Görmüşsünüz onları aslında. Kim olacak? Vallahi hepsi işgalçidir, hibri olmaz. Neden? Hepsi Türkiye'yi satacaklar. Bu devremden sonra. Ya bilmiyorum, ben bu siyasetçilere inanmıyorum ki. Neden inanmıyorsunuz? Kimse birbirine inanmıyor. Değil mi? Size soruyorum. Yani neden inanmıyorsunuz? Yani ne yaptıkları da inanmıyorsunuz? Hiçbir şey saklamış, bir şey yapmamışlar ki bugüne kadar. Bu zamana kadar kime oy verdiniz ve bu seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi kalsın, sandıkta belli olacak. Sandıkta belli olacak. Sandıkta belli olacak. Teşekkür ederim. Yarın altılı masa adayını açıklayacak. Sizce altılı masanın adayı kim olacak? Mansur Yavaş diye tahmin ediyorum. Neden Mansur Yavaş? Yani aralarında bir tek aklı selim olan bir insan varsa o da odur bence. Altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu olur bence. Neden Kılıçdaroğlu? Bence muhalefet lideri partisi bence o olur büyük bir ihtimal. Peki kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben daha kararsızım. Kararsızım. Benim genel başkanım olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ben CHP'de olduğum için biliyorum. İnşallah o olacak. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yani başka bir aday bilmiyorum yani. Bence o çıkar. Ali Babacan olabilir bu kadar. Bir de Kılıçdaroğlu da olabilir. Ben Mansur Yavaş görüyorum. Neden Mansur Yavaş? Yani gördüğüm o yani. Kendi gördüğüm kadarıyla Mansur Yavaş. Vallahi hiç oy kullanmayı düşünmüyorum ben artık. Hani siyasetçilere pek güvenmediğim için oy kullanmayı düşünmüyorum. Evet. Sence altılı masanın adayı kim olacak? Vallahi şimdi ne diyeyim? Olması gereken bence yani, o mu olur? Büyük ihtimalle. Başka şansı yok. Kılıçdaroğlu mu olur? Kılıçdaroğlu olacak yani kesin. Neden Kılıçdaroğlu? Ya çünkü yoksa dağılır masa. Yani Kılıçdaroğlu'nu yapacak. İyi Parti. Kesinlikle onu yapacak. Yoksa da altılı masayı dağıtacaklar. Peki siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben Tayyip'e vereceğim. Tayyip'e. Neden Tayyip'e? Ya o Tayyip gerçekten dünya lideri. Yani gerçekten adam yani evet şu anda sıkıntılarımız var ama adam şanssız. Son yıllarda pandemi oldu, bilmem şu oldu, bu oldu vesaire ama sıkıntılı günler geçirdik ama gerçekten Tayyip dünya lideri. Yani gerçekten şimdiye kadar ben kamuda çalıştım. Emekliyim. Öyle oldu ki maaşlarımızı alamayacak duruma geldik. İnanın. Şu anda 1.65 yaş üstü insanlar şu anda inanın ki 2 milyar maaş alıyor artı. Bak ben üstad da muhtarım. Benim köyümde adam geliyor, bak sosyal hizmetlerden geliyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Yaşlıların evini temizliyorlar. Banyosunu yaptırıyorlar. Affedersin tırnaklarını kestiriyorlar. Her bir bakımın ihtiyacını yapıp giriyorlar. 15 günde bir ya. Şu anda gerçekten şu anda Türkiye'nin durumu iyi. Ve yani Tayyip'in başımız olması gerekir diye düşünüyorum ben. Eyvallah, kolay gelsin. Sen neden düşünmüyorsun? Sen neden Tayyip'e oy vermeyeceksin? Vallahi bilmiyorum ben. Partim o değil. Partin o
Ben Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Neden Selahattin Demirtaş? Çünkü o. Nedeni yok yani, zaten belli, her şey ortada. Sizce Altın Masa'nın adayı kim olacak? Vallahi herhalde Ekrem İmamoğlu olur ya. Neden Ekrem İmamoğlu? Yani özgüvenli biri. Konuşmasını bilen, kendisini bilen. Yani gençler de seviyor. Mansur Yavaş da olabilir gerçi. Bilemiyorum artık, hayırlısı olsun. Peki siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi benim siyasi görüşüm beni bağlar açıkçası. Yani gençler huzurlu artık, nasıl diyeyim, hayallerini gerçekleştirebilen yani bir coğrafyada yaşamak istiyorlar, bir toplumda yaşamak istiyorlar. Bakacağız artık ülkemiz için hayırlısı ne olacaksa artık ona o şekilde oy vereceğiz. Mansur Yavaş olabilir. Neden Mansur Yavaş? Çünkü talep o yönde, istekler o yönde olabilir bence. Peki siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an bir fikrim yok ama ben olursa Mansur Yavaş'a vermeyi düşünüyorum. Yarın Altılı Masa adayını açıklıyor. Sizce Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Vallahi abi kimse olmasın. Selahattin'den başka kimse olmasın. Neden Selahattin Demirtaş? Öyle. Halbuki Selahattin Demirtaş. Sadece şey daha iyidir. Neydi? Ali Babacan biraz daha iyiydi. Ben daha önden görüyorum ama diğerini bilmem. Gençler daha sanki yapıcı bana geliyor. Bunu bizimki bellidir Aziz. Valla bizimki bellidir. Kelemiz gitse de bizimki bellidir. Ha valla. Sence biz kime vereceğiz? Sence? Sormaya bile gerek yok. Direkt. Şimdiye kadar oraya vermişiz. Yine aynı oraya vereceğiz. Selahattin Demirtaş'a var. Kim yani? Valla Selahattin'e vereceğiz. Yoksa kime vereceğiz? Selahattin'den başka kimse yok valla piyasada. AK Parti'ye versek A görüyoruz. Sizce Altın Masa'nın adayı kim olacak? Bence Kılıçdaroğlu olur. Neden Kılıçdaroğlu? Yani en olumlusu odur galiba. Peki siz önümüzdeki seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? HDP'ye oy vereceğiz. Neden HDP? Çünkü Kürt halkını, Kürt halkının ihtiyaçlarını dile getiren, yani Kürt halkına en yakın olarak biz HDP'yi görüyoruz. Peki seçim ikinci tura kalırsa oyunuzu hangi ittifakta kullanacaksınız? Hangi adayda kullanacaksınız? Hangi adayda? Şöyle, HDP hangisini isterse biz ona oy vereceğiz.